Merhaba, bu hafta Yurttaş Postası'nda iyi yönetişimi konuşacağız. Fikret Toksöz konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş Fikret bulduk. Bey. Önce sizinle başlayalım mı, sonra iyi yönetişime gireriz? Tamam. Yani sizi bir tanısak. Olur, memnuniyetle. Ben Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. Daha sonra kaymakamlık yaptım. Kaymakamlıktan sonra belediye başkan yardımcılığı. Bu arada belediye başkanlığı da yaptım. Daha sonra Yerel Yönetim Bakanlığı diye bir zamanlar bir bakanlık kurulmuştu. Onun işte üst yöneticilerinden biriydim. Bu arada OECD'de Türkiye'yi İyi Yönetişim Komitesi'nde 2 yıl temsil ettim. 12 Eylül'de de istifa etmek zorunda kaldık. Daha sonra gene belediyeler ve sivil toplumla çalışmalarım devam etti. İstanbul'da Marmara Boğazlar Belediyeler Birliği'nin genel sekreterliğini yaptım. Uzunca bir zaman, 11 yıl gibi bir süre orada genel sekreterlik yaptım. Ama bu arada İstanbul'da işte Tarih Vakfı, TESEV ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kurucu üyesi oldum. Zaman zaman yönetimlerinde yer aldım. Ve sivil toplum iyi yönetişim alanında çalışıyorum. Bu alanda yazdığım kitaplar, makaleler bulunmakta. Pek çok sayıda da uluslararası ve ulusal toplantıya katıldım. İyi yönetimi konuşacağız. Aslında bugünlerde bu yerel seçimlerde belediye başkanlarının görevden alınması veya istifası ile ilgili biraz da bu mesele gündemde. Ama biz biraz daha karamsar çerçeveyi de konuşup sonra oraya gelelim. İyi yönetişim ve demokrasi ilişkisi dedik. Yani bu mesela iyi yönetişim nedir aslında? Biraz oradan başlayıp demokrasiyle ilişkisine ve haklar meselesine. Şimdi zamanımızda demokrasi eski tanımından biraz uzaklaştı. Eski tanımı daha çok klasik bir tanımdı. Basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, parlamentonun seçilmiş olması hemen hemen demokrasinin tanımı için yeterliydi. Ama özellikle bu Berlin Duvarı'ndan sonra bu tanım daha da genişledi. Bu alanda uluslararası bir kongrede, Birleşmiş Milletler'in kongresinde, Viyana'da yapılan, 1993'te yapılan bir Dünya İnsan Hakları Kongresi'nde yeni bir tanım getirildi. Bu, halkın kendi ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sistemi hakkında hakkını belirlemesi ve de yaşamın bütün yanlarına katılmasını ifade ediyor. Böyle geniş bir tanımla baktığımız zaman vatandaş her gün bu işin içinde olacak. Böyle bir tanım var. O zaman demokrasi ve insan hakları meselesi, bunlar birbirinin içinde zaten, birbirinin türevi meseleler. Demokrasinin işlemesini sağlayan da mekanizmanın bütününe biz iyi yönetişim diyoruz. Yani bu ne demek oluyor diye, bu yaşamın her safhasında insanın yer almasını mümkün kılan mekanizma iyi yönetişim mekanizması. İyi yönetişim mekanizması kamuya bir takım yükümlülükler getiriyor. Artık şimdi sadece kamu değil, özel sektör, sivil toplum da buna dahil oldu. Hatta giderek insanlar da buna dahil olacak, bireyler de dahil olacak. Açıklık, şeffaflık, katılım ve hesap verme gibi daha çok ilkeleri var ama temel olan ilkeler bunlar. Böyle olunca hesap verebilirlik, işte katılım ve açıklık ve şeffaflık, o zaman bütün meseleyi kavramış oluyoruz. İnsan haklarının aslında somutlaştığı alan yaşamdır, yerel yönetimlerdir. Somutlaştıran alanı yerel yönetimler belirler. Böyle baktığımız zaman bu son zamanlarda güncel olan bu belediye başkanının işte istifa ettirilmesi, ettirilmemesi meselesi aslında bu tamamen seçim sisteminin hatasından ileri geliyor. Şimdi siz aslında ondan önce de seçim sisteminden önce aday, şimdi mesela adaylara şey deniliyor. Yani siz seçilirken iyi de, hani gösterilirken iyi de, alınırken bir kötü demiş bugün Cumhurbaşkanı. Ya aslında acaba o aday gösterirken, hani halk mesela diyelim ki bir kentli belediye başkanını seçerken seçme makamında mı, onay makamında mı? Çünkü hani parti içi demokrasi denilen bir şey söz konusu mu? O adaylar hangi kriterlere göre, halkın isteklerine göre mi seçiliyor? Yani bu mesela hiç tartışılmadı. Evet, asıl olan mesele burada yatıyor zaten. Bu
bu sistem bize yeni geldi nispeten. Bizim ilk belediye sistemimizde, Osmanlı döneminde de öyledir, Cumhuriyet'in ilk döneminde de öyledir. Belediye başkanı direkt seçilmiyordu, belediye meclisi seçiyordu. O zaman güçlü belediye meclisi vardı. Bu sistemden 1961 anayasasıyla vazgeçtik. Ondan sonraki dönemde 80'e kadar partiler iyi kötü ön seçim yapıyorlardı ve ön seçimle belirliyorlardı. Dolayısıyla ön seçimle belirlenen adam daha güçlü oluyordu. Partisine karşı ve halka karşı daha güçlü oluyordu. Bundan vazgeçilince yani onu oraya layık bulan makam sen oradan git diyebiliyor yani. Aslında temelinde bu sorun var. Hem belediye meclisi için aynı sorun var, hem belediye başkanı için aynı sorun var. Burada halkın seçimi değil, halkın önüne İstanbul'da iki parti olduğu için, ikili sistem olduğu için İstanbul'da halkın önüne iki tane seçenek koyuyorsunuz. Seçme olmuyor artık o. Bir tanesini onaylıyorsunuz yani. Çünkü siz seçtiğiniz adamı tanımıyorsunuz. Belediye başkanını tanımıyorsunuz, belediye meclis üyelerini tanımıyorsunuz. Ya orada ya da kent için ne yapacağı çok belirleyici olmuyor. Olmuyor tabii. Tamamen çünkü siyasi bir... Halka direkt hesap vermiyor. O artık gözünü partinin üst kademelerine dikiyor, oraya hesap veriyor. Bu son derece yanlış bir şey. Aslında belediye için değil, yani merkezi yönetimde de böyleydi. Ben mesela hani bu milletvekili seçimleri öncesinde de mesela adaylar seçildikten sonra ya da adaylıkları belli olduktan sonra mesela söylemlerinde veya işte sosyal medya paylaşımlarında hiçbirisi halk için mesela şunu yapacağım demiyor. Yani işte reis evet. için bunu yapacağım ya da evet. parti için bunu yapacağım gibi bir şey konuşuyor. Ben umut ediyorum ki bu başkanlık seçiminden sonra, bu başkanlık düzenlemesinden sonra belki adaylar daha bağımsız hale gelebilirler. Eğer bir imkan olabilir mi sizce? Yani eğer bağımsızların seçilmesi için şimdi konan belli sayıda oy alma falan meselesi kaldırılabilirse bağımsız adaylar da çıkabilir. Bu yani Amerika buna çok iyi bir örnek. Şimdi başkan seçildi. Fakat mesela parlamentodan şeyi geçiremiyor. Obama'nın çıkardığı sağlık haklarını veren kanunu kaldırmak istiyor. Ama 2-3 tane senatör hayır diyor. Çünkü onların kendi temsil ettikleri eyaletlerde halk bundan çok zarar görecek. Onun için onlar Cumhuriyetçi Parti ne derse desin hayır diyorlar. Evet. Sistem kendisini dengeliyor yani demokratik şey içinde dengeliyor. Burada bu yapılmazsa şöyle bir durum olacak. Herkes yargıdan bunu bekleyecek. Bu yargı için fazla bir yüktür. Yani yargının tarafsızlığını sağlamak hem çok zor hem de ikide bir de her konuda yargıdan karar beklemek yargıyı da güç duruma düşürür yani. Bunu önlemek lazım. Ancak çok çetrefil işlerde, temel işlerde yargının bu işe karar vermesi lazım. Ama siz yönetimi bu yönetim ilkelerine göre yönetmediğiniz takdirde ikide bir de yargıya gitmek gibi bir sorunla karşı karşıyasınız. Mekanizma kendi içinde düzeltmiyor. Bu yönetim meselesine dönersek haklar deniz kentli hakkı. Aslında hakların hani haklar ve tanımları da değişmeye yani mesela kuşak farklılıkları ortaya evet, çıkmaya başlıyor. Evet. Bu artık mesela siz üçüncü kuşak haklar evet. bu kentli hakkı değil mi? Ona evet, giriyor. Evet, dördüncü evet. kuşakta başka bir şey devreye giriyor. Yani evet. şu anki mesela şimdiki üçüncü kuşak haklar mesela kent üzerinden kendisi tanımlama nan haklardan bahsederken hangilerini sayıyoruz? Yani aslında bu üçüncü kuşak haklar nispeten yeni olan haklar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan haklar. İşte bunlara genel olarak dayanışma hakları deniyor. Çünkü herkesi ilgilendiren haklar bunlar ve dayanışma içinde olursak daha iyi bir yaşam sağlayabiliriz. Yani sayarsak çevre hakkı, çalışma hakkı gibi haklar, hatta self determinasyon hakkı gibi haklar bu hakların içinde. Onu biraz aslında açıklayabilirsiniz. Ne demek yani? Şimdi bu aslında 1919'da çıktı. Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, ülkelerin kendi haklarını tayin etme hakkı vardır dedi. Bu o zamanki dönemde kolonyalizme yani sömürgeciliğe karşı bir çare olarak gözüktü. Fakat bu uzun süre şeye getirilemedi. Gündeme getirilemedi ve gerçekleştirilemedi. Ama İkinci Dünya Savaşı sonunda özellikle İngilizlerin, Fransızların hakim olduğu sömürgelerde
halk bu haklarını kullandı. Bunun üstüne Hindistan, Pakistan gibi ülkeler böyle kurulabildi. Yani çok yeni 1945'te kuruldular. Bu hakkı daha sonra bu çok tartışıldı ama iki tane uluslararası Birleşmiş Milletler'in iki tane deklarasyonunda bu yer alıyor. Bir tanesi ekonomik sosyal haklarda bu geçiyor. İkincisi medeni ve siyasi haklarda self-determinasyondan bahsediliyor. Ama henüz bu uluslararası anlaşmanın uluslararası hukuka göre bir mana ifade etmesi için kabul edilmesi lazım ülkeler tarafından. Henüz bu ülkeler tarafından kabul edilmiş bir şey değil. Yani Avrupa'daki pek çok ülke henüz bu hakları imzalamadı. Bilinen nedenler. Sanki şimdi bu bağımsızlık meselesi yani sanki yeni gündeme getiriyor gibi. Yani şimdi kapı Avrupa'ya dayanınca belki buna bir çözüm bulunacak. Belki bir daha somut bir temele oturacak. Nitekim buna benzer bir konu yoksullukla ilgilidir. 1980'lere kadar küreselleşmenin etkilerinin henüz görülmediği dönemlerde yoksulluk 3. dünya hastalığı diye görülüyordu. Sonra birdenbire yoksulluğun gelişmiş ülkelerin de sorunu olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı bunun gibi bu self-determinasyon meselesi de yani halkın kendi yönetimini seçmesi meselesi de bugün gündemde dünyanın pek çok yerinde bu konuyla karşı karşıyayız. Daha önce çok kanlı savaşlar Yugoslavya'nın dağılımı sırasında yaşandı biliyorsunuz. Hala Kosova tam olarak uluslararası entity olarak tanınmamış durumda. Ama bu giderek önümüzdeki dönemde bütün dünyada belki de barışa giden yolu sağlayabilecek ya da savaşlara giden şeyi körükleyecek bir şey olarak gözüküyor. Şimdi bu hakların hani yönetimin önündeki engellerde de aslında bu biraz bu küreselleşmeden bahsediliyor. Evet. Ve bu da yani bu şeyi de eklersek bu biraz önce bahsettiğimiz işte bu özgürlük meselesi veya işte tekrar yeniden yönetimlerin küçülmesi hatta ulus devlet süreçleri sanki böyle biraz daha gündeme geliyor gibi. Yani bu mesela bütün dünya için aslında giderek tartışılan bir konu olmaya başlıyor diyebiliyor muyuz? Evet, diyebiliriz. Şimdi benim umudum şu, yani bir önümüzdeki bir 50 yıllık dönemde insanlığı çok tehdit eden birkaç konunun çözüme ulaşması lazım. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği, çevrenin iyileştirilmesi meselesi. Öbürü insan haklarının tamamının her yerde, herkes için uygulanıyor olması. Üçüncüsü de bu yönetimle ilgili mesele. Zaten uzun zamandır bu ulus devlet meselesi tartışılıyor. Aslında çok eski bir kurum. Yani 400 senelik falan bir geçmişi var. Bunun önümüzdeki dönemde daha çok tartışılacağını düşünüyorum. Ama bütün bunların olması için günlük yaşamımızın da iyileşmesi lazım. İşte günlük yaşamımızı bu iyi yönetim çok birebir ilgilendiriyor. Aslında bizim kanunlarımızda da bunların bir karşılığı var. Yani bizim belediye kanununda 1930'da çıkarıldığı zaman çok ileri bir hüküm konmuş. Orada hemşehri hukuku diye bir bölüm var. Tam ben de onu işaret edecektim. Yani o bölümde hemşehri hukuku belediyenin yönetimine katılma hakkı var diyor ki bu 1930'da çok ileri bir şey. Çünkü dünyada faşizm yükseliyor İtalya'da, Almanya'da. O dönemde böyle katılma hakkının konması çok güzel bir şey. İşte bu haktan yararlanarak her türlü günlük kararı dahil her türlü kararına katılmak gerekiyor. Bununla ilgili bir takım yasal mekanizmalar da oluşturuldu ama henüz bunların tam oturduğu söylenemez. Çünkü sistemde bizim hep tartışmamız çok rejim üstüne gidiyor. Aslında rejim anayasadan önce belki oyunun kurallarını belirleyen kanunlar önemli. İşte bu demin konuştuğumuz gibi seçim kanunu, aday göstermekle ilgili hükümler, işte dernekler kanunu, toplanma gösterişleri kanunu. Bunların hepsi oyunun kurallarını belirliyor. Ne kadar özgür bir anayasa yaparsanız yapın, bunları demokratik hale getirmezseniz, bunlarla uyumlu hale getirmezseniz bir yıl sorunla karşılaşıyoruz. Bir de hani kanun üzerinde olması gündelik hayata
sirayet etmesini sağlamıyor. Sağlamıyor. Ama ilginç olan da hani kanunda böyle bir hak varken de bu da gündeme gelmiyor. Gerçi mesela mülteciler meselesinde bu hemşehrilik hukuku üzerinden hem örgütlenmeler de hem çalışmalar da yapılıyor. Ve bu mesela mülteci meselesinde çok konuşulan bir konuydu. Sadece onlar için değil aslında. Yani bu yerel yönetimlerde kent üzerinde söz sahibi olabilme veya kendi hani kentin içindeki işleyişten, mekanizmalardan, tarihsel dokunun korunmasına kadar hani bir sürü konuda söz sahibi olabilecekken belediye kanununda böyle bir imkan olduğunu bile aslında çok bilmiyoruz. Sadece bu değil, başkaları da var. Yani bu genel durumu ortaya koyuyor ama örneğin imar komisyonlarına belediyenin mahalle muhtarı, ilgili mahalle muhtarı ya da kent işte plancıları odası ya da mimarlar odası ya da çevreyle ilgili çevre mühendisleri odası katılabilir aslında. Fakat bunun uygulaması hiç yok. İşin kötüsü odalar da böyle bir şey talep etmiyorlar. Sivil toplum da talep etmiyor. Halbuki bunu talep etseler belediye çağırmazsa dava konusu olacak. O zaman mahkeme bu konuda karar verecek. Yani bunu çağırmak zorundasınız diyecek. O zaman hani bireysel bir katılımdan önce biraz daha örgütlü katılımın sağlanması. Bu zaten çok doğru. Şimdi zaten giderek bütün dünyada şöyle bir eğilimde görüyoruz. Katılım biraz daha çok karmaşıklaştığı için yaşam biraz daha uzmanlık katılımına doğru döndü. Çünkü hakikaten normal bir vatandaşın o konularda bir bilgisi olmayabilir, bir karar vermeyebilir. Sonuçta nihai tüketici odur ama uzmanlar bunu daha iyi bilirler. İşte bunu en iyisini iklim değişikliğinde yaşıyoruz. Uzmanlar öteden beri söylüyorlardı. Nihayet Paris Anlaşması'nda bunun gerçekleşmesi için bir adım atılabildi. Burada uzmanlık katılımı çok önemli. Yani şimdi Şehir Plancılar Odası'nın, Mimarlar Odası'nın ya da buna benzer derneklerin illa oda olması gerekmiyor. Çevre mühendislerinin kurduğu başka bir örgütlenme de olabilir. Ama tabii ki örgütlü toplum varken bunların katılması gerekir. Ama bunun Türkiye'de örneğini hemen hemen hiç görmüyoruz. Ben de tam onu soracaktım. Yani sivil toplumun konudaki çalışmalarına da vakıfsınız. Böyle bir girişim var mı ya da bu yönde bir çaba var mı? Yok, hiçbir çaba yok yani açıkçası. Ben bunun gündeme getirmek. Yani aslında bu kanun yerel yönetimi 2005'te hazırlanırken tam bir reform anlamındaydı. Yani burada Ömer Dinçer'i saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bu konuda çok ileri hükümler kondu. Bunu mecbur hale getirmişti aslında kanunda. Çağrılır diyordu, çağrılabilire çevirdiler. Falan bu tür değişiklikler yaptılar. Belediye meclisini daha demokratik hale getirmişti. Muhtarların temsilcisinin katılmasını koymuşlardı. Onu çıkardılar. İşte ilgilenen halk veya çıkarı bozulan halk da o belediye meclisinin kararını alındığı belediye meclisinde konuşma hakkı falan vardı. Bunların hepsi kaldırıldı. Çünkü eğer bu bireysel bir ilişki ile yapılırsa anca şöyle oluyor. İşte mesela çok önemli kararları sormuyor da vapurun rengini soruyor. Yani böyle bir edilgen bir ilişki durumu söz konusu. Siz de işte Eyüp'te oturuyorsunuz. Bugünlerde Eyüp'le ilgili böyle bir tartışma var. İşte 5 tane vekil oturmuşlar. Hani Eyüp'ün tek sorununu sanki şu an oymuş gibi işte şey yapmışlar. İsmi Eyüp Sultan olsun diye Ankara'da bir soru önergesi var. Evet. Ya bu mesela hani işte ismine karar verme veya değiştirme meselesi bile yani bu burada işte sonuçta bir devamlılık söz konusu. Evet. Bu konuda da hani halka bir şey sorulmuyor. Halkın gündelik hayatta ne yaşadığını da bir önemi yok. Hatta ben işte şeye bu yol meselesine dikkat çekmiştim yani Twitter'da yazdım da çünkü hani Eyüp'ün en işlek caddelerinden biri 4 aydır kapalı. Bu mesela hiçbir şekilde hesap verilmiyor. 3 ayda bitirileceği söylendiği halde. Ama işte ismi değiştiriliyor. Vekiller de böyle bir önerge veriyor. Yani bir kere halk ne diyor ona bakmak. Bundan öncesi sokağımızın adı. Bir gün bakıyorsunuz sokağın adı değişmiş. Evet durak isimleri. Mesela bunlar da bireysel olarak... Halbuki bu konuda dava açanlar, daha önce bu konular oldu. Burada da İlhan Tekeli'nin kulağını çınlatayım. İlhan Tekeli kendi mahallesinde Ankara'da oturduğu evin sokağını 90'lı yıllarda değiştirmişlerdi. O dava açtı.
mahkeme durdurttu kararı ve sonra da iptal etti. Dedi ki vatandaşın görüşü alınmadı. Şimdi bu iyi yönetişim demokrasiyi işleten mekanizma olarak girebilmesi lazım her şeye. Fakat işte bu oyunun kurallarını önce değiştirmemiz lazım. Burada bir umudum var. Bu cumhurbaşkanlığı geçiş döneminde belki bunlar daha demokratik hale getirilebilir. Peki bunun imkanı var mı? Mesela hani bu konuda işte diyelim ki görüş alınıyor veya bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Şimdi hiç kimse bilmiyor. Zaten sistemin nasıl olacağını da neredeyse sadece Sayın Cumhurbaşkanı biliyor. Başkasının bildiği yok. O zaman nasıl mutlu olunuyor diye sormak lazım. Yani bir ara Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı Şükrü Karatepe ki kendisi anayasa hukukçusudur. Ayrı zamanda Kayseri eski belediye başkanıdır. O bir şeyler söylemişti. Yani daha yerelleşme üzerinden değil mi? Yerelleşme üzerinden ama onu hemen susturdular. Aslında doğruyu söylüyordu. Çünkü kendisi de idare hukukçu bir de şeyi gördüğü için bunu biliyor. Yani bundan kaçınılamaz. Buraya doğru gidilecek bu iş ama bunu biraz bir zaman meselesi bu. Ben biraz yani 1923'ten sonra bunların daha normale oturacağını düşünüyorum açıkçası. Yani 100. yılda belki Türkiye daha demokratik, daha katılımcı, insan haklarına daha saygılı bir hale gelecek, daha eşitlikçi bir toplum haline gelecek diye umut ediyorum. Yani inşallah öyle olur ama genelde görüş yani görülen daha merkezileşme, yerelleşmeden çok daha merkezileşme, otoriterleşme hani konuşuluyor. Bir de yani mesela biraz önce küreselleşmeden bahsederken aslında bir konu daha var. Yani bu işte iyi yönetişimin önemsenmediği veya demokrasinin genelde bütün ülkeler için askıya alınabilir olarak görüldüğü durumlar. Bunlardan işte diğeri de terör meselesi. Bizde de çok yaygın olan bir konu. İşte mesela şimdi eski yıllar için yapılan hani hukuk dışılığına çıkma yanlış bulunuyor ama bugün mesela hukuk dışına çıkılma ihtiyaç olduğu düşünülerek çok rahat hani göz ardı edilebiliyor. Bu konuda neler söylersiniz? Evet yani bu terör hükümetlere bir şey veriyor, bir imkan veriyor. Demokratik toplumu istedikleri gibi şekillendirmeye çalışıyorlar. Bunun da en önemlisini bizim bu KHK'lı Allah'a Medya Kanunu değiştirildi ki bu mümkün değil. Yani o kanun bununla ilgili değil. Oradaki kötü uygulama, o orada hendek kazmaya kamu güçlerini sarf eden adamları mahkemeye ver. Bu bugünkü eski yasalarla da suç, bugünkü yasalarla da suç. Bunu yapmadan yani bir belediye başkanı aldılar, başka suçlardan yargılıyorlar. Bu çok göz ardı edildi. Bu kayyum atama falan tabii ki aslında biraz önce belediye başkanlığı meselesinde o kayyum atamanın keyfiliyetini de söz edecektim. Bu aslında değindiniz. Şöyle bir şey. Şimdi AK Parti kendi belediye başkanlarını da kayyum gibi görüyor, değiştirebiliyor. Yani halkın, aslında öyle oldu. O kayyum meselesinde neyin olduğunu çok göremediler. Şimdi kendileri aynı akıbete uğrayınca bence anlamış olacaklar. Aynı şeyi yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi burada kayyum lafına da bakmak lazım. Aslında kayyum hukuki bir terim. Ve kayyum ancak vasiler için ya da iyi yönetilemeyen bir şirket, dernek için mahkeme tarafından atanır. Şimdi buna öyle kayyum diyerek sanki hukukilik verdiler gibi böyle bir şey olmaz. Yani hükümet idareye kayyum atayamaz yani bu mümkün değil. Bu olsa olsa mahkeme eliyle yapılması lazım. Hukuku bu yönde değiştirmek mümkünken kendileri yaptılar. Halbuki denebilirdi ki yani teröre karışanın durumunda mahkeme kayyum atayabilir denseydi daha hukuki bir şey olmuş olurdu. Belki bu kadar da çok kişi şeye de gitmeyecekti. Yani kayyum meselesine gitmeyecekti. Şimdi İstanbul'daki muhalif belediye başkanları bile zaman zaman bize acaba buraya kayyum atacaklar mı gibi bir endişe taşıyorlar ki bu demokrasiyle hiç bağdaşmayan bir durum yani. Bu işte küresel ölçekte de aynı şekilde. Yani terör varsa hukuk dışına çıkılabilir veya işte keyfiyet yapılabilirin yani karşılığı olmadığı nasıl sağlanabilir ya da bu nasıl mesela gündeme gelebilir?
Valla tabii veya bir sınırlayıcılık nasıl söz konusu? Şimdi terör konusunda tabii gerek uluslararası yargı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konularda henüz tam bir kesin bir şey vermiş durumda değil, karar vermiş durumda değil. Çünkü burada tabii Amerika'nın çok ciddi bir ağırlığı var. Yani çünkü onlar da terörü bahane edip her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar. Sadece bütün dünyada bu tür hukuksuzluk. Hatta başka ülkelerde. Başka ülkelerde yapıyorlar yani. Öyle müdahale ediyorlar falan. Bu dünyayı bir daha bütünüyle düşünmek gerekiyor ama o bizim çok haddimizin dışında bir şey. O başka meseleler gerektiriyor ama biz kendi içimizde bunu değiştirmeliyiz. Yani bunu kendi içimizde nasıl değiştireceğiz? Bunun yollarına bakmamız lazım. Bunun içinde belki bu iyi yönetimin katılım adı altında söylenen en önemli şeysi diyalog kurmaktır. Yani diyalog olmazsa empati olmaz, diyalog kurmazsa ön yargılar kırılamaz. Bu dolayısıyla bizim toplumun her kesiminde bir diyaloğa ihtiyacımız var. Bugünlerde bunun eksikliğini her alanda yaşıyoruz. Yani otobüste insanlar çok sinirli, birbirlerine bağırıp çağırıyorlar. Herkes, işte kadın cinayetlerinin arkasında bunlar var. Bu bir sarmal her şeyi sarıyor. Bundan çıkmamız lazım, kurtulmamız lazım. Burada yerel yönetimler, belediyeler aslında çok iyi bir rol oynayabilir. Zaman zaman bunu oynadığını görüyoruz. Yani çok şükür ki Türkiye'de işte Kürtlerin yaşadığı batıdaki şehirlerde böyle sistematik bir baskı görmüyoruz. Bu belediyelerin demokratik yapısından geliyor biraz da. Çünkü herkese hizmet götürmek zorundalar. Herkesle birlikte bir karar vermek zorundalar. İç barış eğer çok zedelenmediyse belediyelerin bu demokratik tutumunun çok yararlı olduğunu, faydası olduğunu düşünüyorum. İşte bunu sağlayabilen bu mekanizmayı daha iyi kullanmak lazım. Ama işte Türkiye'nin bir bölümünde o yerel yönetimleri devreden çıkarmış oluyorsunuz. Bu imkandan yararlanmamış oluyorsunuz. Bu diyaloğu şimdi merkezi hükümet temsilcileri kurmaya çalışıyor. Valiler kurmaya çalışıyor falan. Onlar da kursun ama asıl mesele yereldeki yönetimin bunu yapıyor olması lazım. Bunu göremiyoruz maalesef. Peki son olarak şeyi sorarak bitireyim. Yani siz işte oturuşta ilerisi için umutlu olduğunuzu söylediniz. Evet. Yani bu mesela umudun sebebi sizin kendinizin de hani değerlendirdiğiniz veya gördüğünüz bir şey mi? Yoksa bu genel hani bir iyimserlik hali olsun diye mi? Bu ben aslında bazı şeylere bakıyorum Türkiye'de. Benim gözlemlediğim birkaç tane değişken diyelim, olumlu yönde değişiyor. Bunlardan birincisi kadınların giderek daha çok okur yazar hale gelmiştir. Bugün işte eğitim reformu girişiminin son raporuna baktığınız zaman lise çağındaki kızların %90,5'u okula gidiyor. Erkekler %89. İlk defa kızlar orta öğretimde sayı olarak erkeklerin üstüne geçti. Kadınların durumunun iyileşmesi Türkiye'de demokratikleşmeyi ister istemez getirecek diye düşünüyorum. Bir tanesi bu. İkincisi, her ne kadar sivil toplumun sesi biraz kesilmiş gibi olsa da sosyal medyada yepyeni bir cereyan var. Bütün dünyada böyle bir cereyan var. Bu iletişim araçlarının toplumu çok dönüştürdüğünü düşünüyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani teknolojik gelişme ister istemez bizim düşünmediğimiz bir yere doğru götürüyor. Birçok şeyi sorgular hale getirmeye başladı. Doğmaları ortadan kaldıracak bu teknolojik değişme. Üçüncüsü, Türkiye'de benim Anadolu'da da gördüğüm şey, turizmin çok pozitif bir etkisi var. Şimdi Türkiye'de her yıl İstanbul'da bir turizm fuarı yapılıyor. Buna eskiden belli başlı 2-3 tane belediye katılırdı. Şimdi 100'e yakın belediye buna katılmaya çalışıyor. Ve Anadolu'da bunu çok, ben Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu üyesiyim, zaman zaman toplantılara gittiğimde de görüyorum. Sadece İslami eserler değil, diğer eserler de onarılmaya başlandı. O kültürler de yavaş yavaş yeniden canlandırılmaya başlandı. Bu toplumda iyiye doğru bir gidişin işaretidir. Yani her yer turizmden pay alıyor. Pay almak için de oradaki
ön yargıları kırmak zorundalar ve bunun çok olumlu işaretlerini görüyorum. Özellikle daha muhafazakar bölgelerde de bunların değişmekte olduğunu görüyoruz. Yani bu üçüncüsü bu şeydir. Dördüncüsü daha artık uluslararası bir alanda yaşıyoruz. Yalnız kendimiz için yaşamıyoruz. Birbirimize çok bağlıyız. Bu kadar bağlı olunca da ister istemez birbirimizi etkilemek durumundayız. Yani şimdi Avrupa'yla ne yaparsak yapalım etkileşiyoruz. Biz aslında onları... ben ona bir örnek vereyim. Şimdi mesela genel resimde, büyük resimde sürekli işte Almanya ile, Alman vakıflarıyla bir tartışma söz konusu veya düşmanlaştırma meselesi var. Ama geçen gün Sultanbeyli'de mesela bir mülteci derneğine gittim. Evet. Ve orada bayağı büyük panolarla işte Türkiye halkı, Suriye halkı, Alman halkına teşekkür ediyor şeyleri vardı. Evet. Panoları vardı. Çünkü aslında oradaki bütün o fonlar Alman vakıflarından ve Hollanda'dan alınmış. Evet. Ve çok da böyle iyi mülteciler için iyi merkezler yapılmış. Biraz hani sizin dediğiniz o gündelik hayat meselesi daha belirleyici olabiliyor yani bazen. Türkiye'yi yönetenler kim olursa olsun bu gelişmelerin etkisinde kalacaklardır. Hep beraber demokratikleşiyoruz. Yani ailede de böyle kendi birbirlerimize ilişkilerde bir anda kötüleşmeye doğru gidiş var gibi gözükürken öbür tarafta da çok olumlu şeyler oluyor. Yani eskiden sokakta birisi çocuğunu dövdüğü zaman kimse aldırmazdı. Şimdi mümkün mü? Hayvana tekme attığı zaman bile tepki doğuyor toplumda. Bu çok önemli bir gelişmedir. İşte bu teknoloji, ha bir başka çok önem verdiğim bir değişme de bu hükümetin bütün illerde üniversite açmasıdır. Eğitim kalitesi ne olursa olsun. Ama bugün bakıyorsunuz Hakkari'de bile 8 bin, 10 bine yakın öğrenci okuyor. Genç bir nüfusu oraya getiriyorsunuz. Orada hem oranın koşullarını öğreniyorlar, o genç nüfus orayı ister istemez ama onun şöyle bir dezavantajı da var aslında ben hani kendi deneyimimden. Çünkü o zaman da hani mesela kendi yerinde kalma durumu söz konusu oluyor oranın gençleri için. Ve o zaman da aslında dışarıya çıkıp etkileşme şansı olamama gibi bir şey söz konusu. Yok, genel sınavla alındıkları için Hakkari'li çocuğun Hakkari'de okuyacak diye bir şey yok. Orada okuyanların büyük bir bölümü Hakkari'li değil, Hakkari'de oturmuyor. Yani... Bu Van gibi şehirlerde daha büyük, 40 bin, 50 binden bahsediyoruz yani. Bu kadar genç bir nüfus, bu toplumsal barış için de çok iyi. Yani Türkiye'nin her tarafından insanlar aynı okulda gidiyorlar, çeşitli görüşlerdeler. Ve çok büyük maraza çıkmadan durum idare ediliyor. Bu gençliğin bu yer değiştirmesinin de Türkiye'deki değişimi çok olumlu olduğu yönde etkilediğini düşünüyorum. Zaman zaman kötü örnekler çıksa da onlara bakmamak lazım. Müthiş bir şey çalışıyor. Yani şimdi gidiyorsunuz en ufak bir yerde bile bir internet kafe açılmış. Orada kızlı erkekli üniversite öğrencileri gidiyorlar. Orada beraber oturuyorlar. Yani eskiden kahveye girmek falan mümkün müydü? Kadınların girmesi falan mümkün değildi. Ama şimdi kahvenin sistemi de değişti. Her bir şey değişti. Yepyeni bir şey oldu. Ve bu kaçınılmazdır. Yani bunun sonucunda ben bu şeylere bakınca, bu gelişmelere bakınca Türkiye'nin bu tarafa gitmesi, daha otoriter bir devlete gitmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani o yola gitmek isteyenler sonuçta mecbur kalacaklardır. Ya iktidarı bırakacaklardır ya da kendilerini düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Tabii ki teşekkür ederim. Estağfurullah. Yurttaş Postası'nın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.